Evet sevgili izleyenler, analiz programımızın ikinci bölümünde birlikteliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlk bölümde şehit yakınları ve Gaziler Dernek Başkanı Sayın Bekir Kılcı ile birlikteydik. İkinci bölümdeydi. Şimdi ise Şanlıurfa Şehit Ailesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Yavuz ile birlikteyiz. Kendisiyle yine şehit ailelerini konuşacağız, gazileri konuşacağız ve derneği hakkında sorun ve sıkıntılarına değineceğiz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağlığınıza duacıyız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bizi kırmayıp geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle buyurunuz. Urfa'nın Güzel İki Derneği'ni burada bu akşam ağırladığınızdan dolayı şahsım ve tüm şehit ailelerim ve gazilerim adına teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii Kanal Urfa benim için çok değerli. Çünkü Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Toru benim evet. Üst kardeşimle daha yakındı. Belki sizler de takip ediyordunuz. Doğru. Vefatı gerçekten tüm Urfa'yı da derim de bir de basın camiasında bayağı etkili oldu. Evet. Vefat etmeden zaten İç Balkıgül Devlet Hastanesi'ne yatarken kendisiyle görüşme yaptım. Durumunu sordum. Evet. Başkanım hayır duanıza ihtiyacım var. Tüm şehit annelerimizin duasına ihtiyacım var dedi. Ve mesaj attık zaten tüm şehit annelerimiz kendisine dua da etti. İşte inşallah cennettedir şu anda. Ben i̇nşallah, o şekilde görüyorum. İnşallah. İkincisi yine Hacı İbrahim Toru. O da evet. Benim büyüğüm. İkisinin arasına giderdim derdim dilek tutun. Çünkü ikisi de gerçekten Urfa'nın değerleridir. Evet. Vatanseverler, milliyetçiler. Özellikle şehit ailesi dediği zaman onlar için akan sular durur. Onların kırmızı çizgisiydi şehit aileler. O onda gerçekten Kanal Urfa bizim için şehit aileler için çok değerli. Eyvallah. Sizler de bizler için öylesiniz başkanım. Tabii Şanlıurfa Şehit Ailesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği olarak yıllardır bu işi layıkıyla yerine getiriyorsunuz. Ne gibi dernekti? Özellikle derneği bir tanıyalım. Evet. Dernekte ne gibi sorunlar, sıkıntılar var? Şöyle söyleyeyim. Derneğimiz 1999 yılında kurulan bir dernek. Ben de 2005'te başkanlığa başladım. Evet. 2005 ile 2021 arasında sadece 2 yıl bir İstanbul'da gitmek zorunda kalmıştım. Hı hı. O yılda da işte orada da basınla tanıştım. Doğan Medya Center'da güvenlik amirliğini yaptım. Kanalda işte Milliyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi. 2 yıl sonra tekrar Şanlıurfa'ya döndüm ve tekrar dernek başkanlığına başladım. O günden bu yana hizmetlerimiz devam ediyor. Şehit ailelerin dernek başkanlığının yapmamın bir sebebi var. En büyük sebep odur aslında. Ben kendim aynı zamanda terörle mücadele gazisiyim. Evet gazi. 1999 yılında Bingöl Yedisu'da PKK terör örgütüyle girdiğim çatışma sonucu yaralanarak gazi olmuştum. Hı hı. O yıllarda işte operasyon bölgesinde bir operasyonda 8 şehidimiz verdik. Evet. O şehitlerimizden bir tanesi de yaralıydı. Hı hı. Yaralı olan şehidimiz işte çavuşum çocuklarım sana emanet demişti. Evet. Tabi Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Evet. Tabi o şehitler sadece biz derneklere değil tüm Türkiye'ye emanettir. Yani öyle. 82 milyon insana emanettir. Kendini bilen insanlar. Hı hı. Şu anda eğer biz bu ortamda rahatlık bir program yapıyorsak o şehitlerimizin sayesinde. Kesinlikle. Onların da şöyle söyleyeyim, kesinlikle maddi olarak hiçbir şeye ihtiyaçları yok. O şehitlerimizin çocukları işte eğitim gördükleri sürece devletimiz sağ olsun işte gerek özel okullarda işte gerek bursla gerek işte herhangi bir eğitim konusunda bir sıkıntımız yok. Evet, yani hepsini devlet karşılıyor zaten. Şehit ve gazi çocuklarımızda herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece ne istiyorlar şehit yakınlarımız? Mesela bir bayram gününde çocuğunu şehit veren bir annemiz evet. Orada bir sizin gibi bir Mehmet Akın kardeşim gidip işte annesinin elini öpmeden gidip o şehit annemizin elini öpüp işte bayramını kutlamasıdır. Bu onu sadece ilgi alaka istiyor. Doğru. Maddi olarak değil. Şimdi bazıları genelde şehit ailesi dedim sanki dilenciymiş gibi gözle bakıyor. Kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Hı. Hiçbir şehit ailemiz dilenci değildir. Hiçbir şeye de ihtiyacı yoktur. Sadece evet. Manevi olarak desteklere ihtiyacı var. Çünkü doğru. Düşünün bir çocuğu kundakta büyütüyorsunuz, 20 yaşına geliyorsunuz, ondan sonra bu vatana feda etmişsiniz. Hı hı. Şimdi gerçekten dernekçilik, yani özellikle Şehit Aileler Derneği
Çok zor bir dernek. Şimdi evet. Şehit haberi geldiğinde tabii aileye haber verilmeden önce biz derneklere işte aile sosyal politikalar, valilik, askerse tuvay, jandarma, emniyetteyse zaten emniyetle beraber ortaklaşa hareket ediyoruz. Hı hı. Gidiyorsunuz, gecenin ikisinde gidip kapı çalıyorsunuz. Tabii yolda giderken kendi kendimize muhasebe yapıyoruz. Şimdi gidip acayimiz aileye nasıl bir bu haber vereceğiz? Çok zor gerçekten. Allah doğru, kimsenin doğru başına vermesin ya bu tür şeyleri. Hı hı. Tabii gittiğimiz ailelerin çoğunda gerçekten bunu ciddi anlamda diyeyim, özellikle Urfalı şehit ailelerimiz vatan sağ olsun diyorlar. Anneler için diyor, babalar için diyor. Evet. Tabii kolay değil. Bak 20 yaşında ama kolay değil. Eğer onu vatansa, bayraksa hı, bunu hiçbir zaman her zaman demişlerdir. Vatan sağ olsun demişlerdir. Evet. Böyle de olması gerekiyor zaten, başka evet türlü olsaydı. İşte, tabii bu arada az önce işte dedim ya, hı-hı, 81 milyon, 82 milyonun emanetidir onlar. Evet. Ama maalesef bu emanete ihanet edenler de var. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, evet, Bingöl'de bir hadise yaşandı. Evet, maalesef. Kesinlikle, gerçekten çok üzüldük. Yani bunu da söyleyeyim bu arada, şehit ailesi olması bir tarafta, bir insan olarak o hakaretin yapılması kabul edilecek bir tarafı yok. Tabii hep Türkiye çapında bütün derneklerimiz, Şanlıurfa'da diğer derneklerimiz, işte Bekir Başkan'ın da basın açıklaması yapmıştı. Biz de yaptık. Biz muharip gaziler de yapmıştı. Evet. İstediğimizi alamadık. Yani şimdi dikkat ettiğinizde görevinden istifa etti. Evet, milletvekilinden değil, partisinden değil. Değil. Bakın. Genel başkanına düşen neydi biliyor musunuz? Genel başkanın aniden o hatayı affetmeyip ihraç etmesi gerekirdi. Hı. Şimdi buradan tüm siyasi partilerden burada sesleniyorum. Kesinlikle ortak bir karar verip evet onun milletvekilinin düşürülmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı da geçen gün öyle tabii bir açıklama yaptı. Tabii. Cumhurbaşkanı biz evet çok sağ olsun bu konuda zaten biliyoruz. Şimdi orada özür diliyor. Hı hı. Kimden özür diliyorsun? Genel başkanından. Senin genel başkanının, sen hakaret genel başkanına yapmamışsın ki. Evet. Sen Bingöl halkına yapmışsın. Bingöl'deki şehit ailelere yapmışsın. Türkiye'deki şehit ailelere yapmışsın. Bu sadece yani oradaki şehit kardeşimize değil, hepimize yapılmıştı. Size de yapılmıştı. Doğru, bakalım doğru. Çünkü o bize emanet. Yani suç ne olursa olsun, bakın belki de şehit kardeşim suçlu olsa dahil o şekilde bu yuvara kullanılmamış. Aslında alamıyorum. Provokatörlükle suçlandı. Yani provokatörlük yapıyor diye medyaya yansıdı. Sonrasında farklı şeyler var. Şimdi diye ilk etapta dikkat ederseniz inkar da etti. Evet, inkar da etti. Evet. Ama inkar etti, ondan sonra ses kaydı çıkınca hı-hı bu sefer geri şey yapmaya başladı. Ama orada geliyorsun sen genel başkanının özür diliyorsun dedi. Genel başkanına. Sen gidip de işte o anda gidip o şehit ailesinin annesinin babasının elini ayağını öpsene. Suçlu olduğunu söylesene. Evet. Sayın genel başkanı Meral Hanım, biliyorsunuz bir gene çalışma sırasında oradan biri Kürdistan'dan evet bahsediyor. Kürdistan. Orada o Kürdistan cevabını dahi veremiyor. Evet. Türkiye'de Kürdistan diye bir yeri yok. Açık ve net. Bakın ben Suruçluyum, Kürdüm. Annem Kürt, babam Kürt. Ama Türk bayrağının altında yaşıyorum. Tamam mı? Hı-hı. Ve Kürtlüğüne de iftihar edeyim ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak bayrağımın altında her zaman devletimin yanında bulmuşumdur. Öyle. Yani Kürdistan diye bir şey yok. Kesinlikle. Yani birliğimizi bozmaya kimsenin gücü de yetmez yani, zaten. Şimdi bunu da söyleyeyim, ekleyeyim hemen. Şanlıurfa'da biliyorsunuz. Kürdümüz var mı? Var. Var. Arabımız var mı? Var. Hı. Alevisi var mı? Var. Var. Türkü var mı? Var. Peki yıllardır Şanlıurfa'da ırkından dolayı, dilinden dolayı, mezhebinden dolayı bir sıkıntı yaşanmış mı? Yok. Demek böyle bir sıkıntımız yok. Bu Türkiye'nin her yerde aynı şekilde böyle bir şey. Öyle. Onun için kimse bizim huzurumuzu kaçırmasın. Hı hı. Buradan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Malum siyasi partiyle dirsek temasına giden tüm siyasi partiler karşısında her zaman şehit ailelerini bulacak. Sebebine gelince, çünkü bu siyasi parti Türkiye'nin partisi değil. Evet. Açık açık net söylüyor. Ben sırtımda PKK'ya dayanmışım, oraya dayanmışım, buraya dayanmışım. Peki o PKK kimleri şehit etmiş? Bizim evlatlarımız şehit etmiş. Onun için evet tüm siyasi partiler, bakın,
Biz Şehit Aileler Orman Gazileri olarak tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Kimsenin arka bahçesi değiliz. Hı. Ama bu durum böyle olduğu zaman da kesinlikle kabul edecek bir yerimiz yok yani. Evet. Yani ben her zaman demişimdir. Bizim derdeklerimiz herkese açık. Sadece ve sadece PKK ile ilişkisi olan siyasi partiyle vatandaşlara kapımız kapalı. Size bir örnek söyleyeyim. Hı. Daha önce bir gene belediye başkanlık seçimi vardı. Biri beni aradı işte dedi başkanımız sizi ziyaret etmek istiyor. Malum partinin başkan adayı. Tabii tabii dedim. Buyurun sizin gelsin. Kapımız herkese açık. Yalnız dedim benim de şartlarım var. Gelip bu şehitlerin resminin altında duracak ve diyecek PKK terör örgütünü lanetliyorum. Şehitlerimize rahmet dilemesini istiyorum. Hı hı. Bunu yapabiliyorsa PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul ediyorsa lanetleyebiliyorsa buyurun gelsinler. Çayımızı da içsinler, yemeğimizi de içsinler. Evet. Geldi mi? Gelemedi. Şu başkan bana söyledik tek kelime neydi? Başkan bu çok ağır oldu. Peki sen hangi cesaretle beni arayıp da randevu talep ediyorsun? Ne diye ziyarete geliyorsun? Yani gelip de işte bu şehitlerimizin katillerinin mi yanında ne düşünebilirsin ki? Ha, onun için biz diyoruz ki tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz ama vatan hainleriyle dirsek temasında olan hiçbir siyasi partiyi de her zaman karşısında bizi bulacaklardır. Eyvallah. Başkanım tabii dernek çalışmalarınız var. Dilerseniz onlardan başlayalım mı? Evet. Şimdi dernek çalışmalarımız, az önce bahsettiğimiz konuya giriş yaptım zaten. Şey, hı hı. Haberi geldiğinde, işte burada evet, o haberi verdik bir zaman, bunu işte aile sosyal politikalar, işte TUAY, emniyet, jandarma. Burada tabii ki aile sosyal politikalara gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Hı hı. İl Müdürümüz Sayın Hasan Bilici, özellikle Şehit Gazi Birimine Bakan Hüseyin İlhan. Onlarla sürekli, iki dernek olarak da sürekli beraberiz. Her yaptığımız işin mutlaka çünkü Şehit Gazi Birimi olduğu için sürekli beraberiz. Selamlarımızı evet, gönderelim. Allah razı olsun, sağ olun. Tabii şehitlerin, şehit yakınlarının ve gazilerin bir takım hakları da var. Evet. Devlet tarafından evet, gerekse. Evet. Bunlar nelerdir yani temel? Şöyle söyleyeyim, zaten şehit haberi geldikten sonra gerçekten buradan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürümüz İsmail Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de en hızlı şekilde tazminat verilen ve maaş bağlanan il Şanlıurfa. Taziye daha bitmedi. Üçüncü günde maaş bodrolarını işte protokolle birlikte gidip kendilerine veriyoruz. O acılı günde yani. Gerçi ne verirsen boş ya. Evet. Yani gerçekten zor yani. Hiç bir şehidin yerini durdurması mümkün değil. İşte tazminat haklarını falan veriyoruz. Orada ondan sonra işte maaş bağlanıyor. Efendime söyleyeyim, eğitim gören çocuklarına eğer özel okulda okumak istiyorlarsa devletin verdiği %3 kontajlılıkta şehit ve gazi çocuklarımıza okutuyoruz. Ayrıca işte emlakta konut kredisi var. 0 faizde. Şu anda 230-240 civarına yaklaştı. 0 faiz. Maaşın %25'inden keserek o boş bitene kadar. Yanı sıra işte tükettiğimiz elektrik, suyu %40-%50 indirimler var. Evet. TOKİ'nin hani ev şeyi var mı? TOKİ'de şöyle bir şey. Bir, iki konut kredisi hakkı var. Biri TOKİ tarafından yapıldığı zaman kurasız bir şekilde 20 yıla yakın bir süre içerisinde gene maaşından kesilerek bir de kendi isteğinde aldığım bir evin gene dedim ya şu anda 230-250 civarında bir kalan da kendisi ekleyerek bir daire sahibi oluyor işte. ÖTV indirimi var. Evet. İşte ÖTV'den faydalanabiliyor şehit yakınlarımız. Bir de gazilerimiz de ÖTV'den yararlanıyor. Gazilerimizle ilgili bir çalışmamız devam ediyor. Çünkü engelli olan gazi kardeşlerimiz sadece ÖTV indirimden faydalanıyor. Bununla ilgili Ankara'da işte halen devam eden görüşmeler de var. İnşallah tüm gazilerimiz bu konuda faydalanacaktır. Evet. Başkanım şöyle ben birkaç defa böyle tanık da oldum. Şehit kabul edilme olayı var bir de. Yani bunu devletin şehit olarak görme şeyi var, onayı var. Evet. Bu onay nasıl oluyor? Neye bağlı olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Görev intihar eden hiçbir kimse şehitlik statüsü alamaz. Yani aylık dahi bağlanmaz. Diğer şekilde terörle mücadeleden dolayı çatışmada olsun, işte görev esnasında olsun,
kaza yaparak da olsa şehit olduğunda direktme şehit takları veriliyor. Diğer şekilde mesela hastalanarak vefat edenler var. Tabii şu anda mesela terörle mücadeledeki maaş alan bir şehit yakınımız da normal vefat eden bir gazimiz arasında, şehidimiz arasında fark var. Mesela evet. Şu anda bunu söyleyeyim, terörle mücadeleden dolayı şehit olan bir şehidimizin annesinin aldığı 3350, babası 3350. Normal vazife şehidi dediğimiz işte hastalanarak vefat eden, evet. O da şu anda 1300 anne, 1300 baba. Bununla ilgili çalışmalarımız gene devam ediyor. Yani o farkı kapatmak açısından. O anda inşallah o şekilde yaparız inşallah. Çalışmalarımızla. Şehit sayılma noktasında şimdi siz sadece şeyi örnek verdiniz ama asker, polis, leri örnek verdiniz ama sivil halkın da şehit olma kabulü tabii var. Şimdi terörden gelen herhangi mesele bir şekilde biliyorsunuz Suriye'den gelen olaylarından dolayı mesela şehit sayılanlar var. İşte daha önce mesela geçmişimizde biliyorsunuz işte PKK terör örgütü tarafından sivil vatandaşlarımızı devlet yanlısı olduğu için ve vatana bayrağına bağlı olduğundan dolayı şehit edilenler var. Mesela bu sayı küçük, az değil şu anda mesela Türk, Şanlıurfa'da 218 şehidimiz var sivil. Sivil 218. Evet. İşte bunlar genelde ilçelerimizde. İşte devlet yanlısı olduğu için yani bayrağını sevdiği için, vatanı sevdiği için şehit edilenler var. Doğru. Genel baktığımızda kaç şehidimiz var Şanlıurfa'da? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Şanlıurfa'da sivillerle birlikte 422 şehidimiz var. Onlardan asker şehidimiz 127 şu an. Güncel halini söylüyorum. Polis 44 polisimiz var. Köy kurucusu 8 şehidimiz var. Öğretmen öğrencilere eğitim verirken PKK tarafından şehit olan 3 öğretmenimiz var. Din görevlisi camide dini vatandaşlara anlatan din görevlerimiz, 2 şehidimiz var. 15 Temmuz'da biliyorsunuz 5 tane şehidimiz var. Sivil'de 218 şehidimiz var. Bunu yasa işte dedim ya bizde terörle mücadelede yaklaşık şu anda 70 terörle mücadele gazimiz var. Evet. Evet başkanım tabii şehit ve gazilerle de ayrıca ilgileniyorsunuz. Yani derneğin ismi hani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ya. Bu anlamda bir sizin yardımınız falan oluyor mu ki? Şöyle söyleyeyim. Yardımlaşma dayanışma şöyle. Yani şu anda dediğimiz gibi, az önce bahsettiğim gibi gerçekten devletimiz büyük bir devlet ki hiçbir zaman şehidini, gazisini unutmamıştır. Evet. Yalnız işte burada bir sıkıntı, şöyle bir sıkıntı var. Çünkü biliyorsunuz bizim nüfusumuz bayağı büyük. Evet. Şimdi mesela devletin verdiği 2 iş hakkı var şehit ailelerine. Evliyse bir iş hakkı şehidin eşi ve çocuklarına, bir iş hakkı da anne babaya kardeşlere veriliyor. Tabii nüfus büyük olunca atıyorum her bir ailede bir 98-90 kardeş var. Evet. Genelde şehitlerimizin bunu da söyleyeyim %90'ı hep gerçekten yoksul kesimden gelen ailelerimiz. Bu durumda olduğundan dolayı iş hakkı bazen yetersiz oluyor. Bir batıda baktığınız zaman batıda devletin verdiği iş hakkını kullanmayan ailelerimiz çok mesele. Çünkü bir çocuğu varmıştır, şehit olmuştur. Ya da iki kardeşi vardır. Kendi imkanlarıyla okumuştur. Evet. Bir yerlere gelmiştir. O iş hakkını da hiç kullanmamıştır. Buradan biz burada bütün belediyelerimize sesleniyorum. Özellikle. Personel alımında belli bir kontenjan şehit yakınlarına tanınması konusunda. Yani 10 tane personel alıyorsanız 2 tane bunu şehit yakınlarımıza ayırmak isteriz. O da nasıl yapılır? Kendileri incelesinler. Hangi şehit yakınlarımız gerçekten mağdursa onu alsınlar yani. Bunu mesela biz listeyi veririz. 100 kişinin listesini veririz. Bunun içerisinde hangisi olursa araştırsınlar. Ona göre versinler. Mesela iş kur alımımız zamanında da daha buradan Sayın Faruk Çelik Bakanıma ben selamlarımı gönderiyorum. Bakanlık döneminde biliyorsunuz Şanlıurfa'da o zaman iş kur üzerine alım yapılıyordu. Arıyordum. Başkanım diyordu hangi ilçede kaç tane şehit yakını var, kaç tane işe ihtiyacı var. Biz gönderdiğimizde sağ olsun hiçbir zaman bizi kırmamıştır. Bir şekilde yerleşiyorlardı.
Bunu devamlı tabii şu anda mesela o sıralarda biliyorsunuz 10 bine yakın alım da yapılıyor. Şimdi evet. Sayı az olduğu için kimsenin günlük kırılmasın diye onu yapmıyorlar ama en azından yani o 2000 kişi alınıyorsa veya bir %10'da şehit yakınları da gazilerimize. O da kendiler araştırsınlar. Hangisi gerçekten mağdursa ona verilmesinden yanayız biz. Ya şu an mevcutta öyle bir uygulama var mı? Yok. Yok sayı mı? Az olduğu için he. Yok. Ama burada gerçekten kurum amirlerimiz kendilerine Allah razı olsun özellikle mülki amirimiz, sayı valimiz ilk geldiği günden beri hiçbir zaman şehit yakınlarını yalnız bırakmamıştır. İlk gelir gelmez ilk işi işte her bir şehit ailesini bir kuruma verdi. O kurumda o ziyaret etme konusunda sıkıntılar olduğu zaman çözme konusunda gereken yapılması. Gene buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz şu anda. Dernek binamız bunu rahatlıkla araştırabilirsin. Türkiye'nin en güzel yerinde bir plazada bize kiralanma yaptılar. Gazilere yan yana. Malibat'ta Malibat Gaziler Dernek Başkanımızla yan yanayız. Bir de yine Bekir Başkan'ın şu anda mevcut olan Halliye Belediye'mizin evet, orada evet. Gerçekten gene Türkiye'de ilk diyebileceğimiz bir yer verdi. Yani burada kurumlarla hiçbir sıkıntımız yok. Değer veriyor. Bazen tabii bazen sıkıntılar da oluyor ama o sıkıntılar da işte yaptığımız görüşme neticesinde sağ olsunlar ellerinden ne geliyorsa o konuda hiçbir zaman bizi geri çevirmemişlerdi. Eskide şehit yakınlarımız işte hizmetli kadrosu alındığından dolayı temizlikle verebiliyorlar ama en son işte çıkan yasayla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda şu anda hepsi bir elemanı olarak çalışıyor. Evet. Allah kendilerine razı olsun yani. Öyle olsun. Başkanım tabii dernek üyeliği noktasında ben yine size de aynı soruyu sorayım. Hani dernek üyeliği konusunda siz mi ailelere gidiyorsunuz, aileler mi size müracaat ediyor veya bunlar illa derneğe üye olmak zorundalar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu iki dernek için de geçerli. Üye olması hiç sorun değil. Evet. Yani eğer bir sıkıntısı varsa üye olup olmaması ise programlar düzenliyor. Valilik tarafından da Büyükşehir Belediyelerimiz tarafından yapıldığında üye olup olmaması hiç sorun değil. Her zaman kapımız evet. Herkese açık. Dernek üyeliği konusuna gelince işte bu ilk şehit olduğunda tabii az önce bahsettim evet. Ya en eski evet. Dernek olduğumuz için 99'da kurulan bir dernek olduğu için giden gelen taziye ziyaretine gidiyorsa ondan sonra ona ziyarete geliyor işte sıkıntılar olduğunda gelip anlattıklarında üye olabiliyor ama dedim ya üye olması da önemli değil çünkü zaten her zaman bayramda olsun özel günlerde olsun ziyaret ediliyor hepsinin bilgileri mevcut zaten evet. Bir sıkıntımız o konuda yok. Peki başkanım çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımız uyarıyor kapatmamız gerekiyor bilmiyorum. Yine sizin de tekrar söylemek istediğiniz bir şey varsa uygulamak istediğiniz. Çok teşekkür ederim. Gene dediğim gibi rahmetli İbrahim Toru ve Hacı İbrahim Toru'yu rahmet millet anıyorum. Dedim ya Kanal Urfa benim için çok önemli. Gerçekten abi, yıllardır hiçbir zaman haberlerimiz olsa şeylerimiz olsa her zaman yanımızda olmuşlardı. Kendilerine sizin şahsınızda tüm yönetim kurulu Abdurrahman Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz sizi bir aileden bir birey olarak görüyoruz. Şehit yakını olarak görüyoruz zaten Kanal Urfa'yı o konuda. Bir de buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Bekir Başkan da bahsetti. Aşıyla ilgili. Mutlaka evet. Lütfen çünkü dikkat ederseniz gerçekten Şanlıurfa çok pırıl pırıl insanlar kaybetti. Covid'den dolayı. Maalesef, sanki Allah-u Teala seçme olarak seçti. Hepsi evet. Birinden değerli. Kesinlikle. Yani ben de Covid'e yakalandım. Gerçekten ölümden döndüm. Onun için mutlaka aşı yapalım. Birlik, beraberlik içerisinde olan Kürt, Türk, Arap diye bir şey demeyelim. Çünkü biz hepimiz kardeşiz. Et tırnak olmuşuz. Kimse, kim bizi bölmeye çalışıyorsa gereken cevap versinler. Eyvallah. Evet. Başkanım çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Bizi kırmayıp geldiniz. Allah razı olsun. Zaman ayırdınız. Kısa da olsa güzel bir sohbet oldu. Çok bize bekleriz yine derneği. Bize de bekleriz. İnşallah. Çeşmeye, kahveye. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, analiz programımızın sonuna geldik. Bugün iki değerli konuğumuzu sizlerle buluşturduk. İlk bölümde Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Sayın Bekir Kılcı ile birlikteydik. İkinci bölüm ve son bölüm yine Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Mehmet Yavuz ile birlikteydik. Bir sonraki programlarda farklı bir konu ve konuk ile tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.